Ben bugün yayına gelmeden önce bir grup HDP yöneticisiyle konuştum, aradım. Özellikle Sezai Temelli'nin çıkışından sonra ne düşündüklerini sordum. Tabii HDP yöneticileri yayında isimlerinin verilmesini istemiyorlar. Çünkü parti içi bir tartışmanın yaşanmasını ve uzamasını da istemiyorlar. En azından bundan kamuoyu önünde, değil mi? Ama benim konuştuğum HDP yöneticileri, ki bir kısmıyla bir dönem beraber aynı mecliste milletvekili de yaptık, Sezai Temelli'nin çıkışını anlamsız buluyorlar. Ha. Bence zaman tüneline takıldı. Sözünü kesmek istemiyorum ama eski model, değil mi? Benim anlatmaya çalıştığım model oydu. Evet. HDP Abdullah Öcalan'ın altında. Abdullah Öcalan ne derse HDP zaten mecliste onu söyleyecek. Mesele de böyle çözülecek ya da çözülmeyecek. Şimdi Sezai Temelli'nin bu çıkışını anlamsız bulduklarını ifade etti HDP yöneticileri. Çünkü söyledikleri şey şu: biz siyasi bir partiyiz. Zaten meşruiyetimiz gereksiz bir şekilde özellikle AKP medyasında tartışılıyor. Sanki biz bu ülkenin bir partisi değilmişiz, dışarıdan gelmişiz gibi bir hava estiriliyor. Sezai Temelli'nin bu çıkışı da HDP'yi tamamen siyaset alanının dışına iten gereksiz bir çıkış oldu diyorlar ve HDP'deki genel eğilim de bu. Ama benim gördüğüm şu: Sezai Temelli'nin çıkışına ilişkin ben bugün bir yazı yazdım. Gereksiz ve anlamsız bulduğumu söyledim. Evet, alelacele yapılmış bir açıklama. Tabii bunun içinde Sezai Temelli'nin Selahattin Demirtaş'la olan kişisel çekişmelerinin payı da var. Onları belki biraz sonra konuşuruz. Öyle mi? Var tabii, yani gereksiz bir genel başkanlık liderlik yarışına girdi Sezai Temelli Selahattin Demirtaş'la. Ayhan Bilgen de girdi. Yani Ayhan Bilgen de girmedi değil. Her partide bu tür şeyler oluyor. Şimdi burada Kemal Bey'in sözlerinden sonra ona değinirim ama bu çıkış aslında HDP için büyük bir şans. Hem Sayın Genel Başkan'ın çıkışı hem Sezai Temelli'nin çıkışı. Eğer HDP 27 Eylül tarihinde yapacağı açıklamada bugün tüm televizyonlarda tartışılan ve toplumun da neredeyse birinci gündem maddesi haline yeniden gelen Kürt sorunu konusunda doğru bir bakış açısı koyar ve Sezai Temelli'nin söylediklerini temel anlamda reddederse hem Türkiye'nin partisi olur, hem siyaseten bağımsızlığını ilan etmiş olur, hem de meşruiyetini daha da güçlendirir. Ama 27'sine kadar çeşitli çevrelerden gelen İmralı baskısının o atmosferin altında, o etkide kalırsa, o zaman HDP önüne gelen bu şansı değerlendirememiş ve vesayet altındaki bir parti görünümüne girer. Tıpkı AKP gibi. Tabii. O yüzden hem Mithat Sancar'ın, hem Pervin Buldan'ın, hem de HDP'li yöneticilerin önünde aslında 27 Eylül'e kadar çok büyük bir fırsat. Barış, ben şunu merak ediyorum senden. Selahattin Demirtaş'ın partinin üst yönetiminde taraftarı var mı? Onun mesela onun açıklamaları nasıl değerlendiriyorlar? Herkesin merak ettiği şey bu. Şimdi halkta, yani HDP tabanında söyleyeyim. Bir popülaritesi var belli ki. Ama yönetim nasıl bakıyor? Ben HDP yönetiminin Selahattin Demirtaş için gereken hiçbir şey yaptığını düşünmüyorum. Oo. Yapmıyorlar. Yani talimat sebebiyle değil. Tabii. Selahattin Demirtaş, bak bu siyaset mevzular. Bak, siyaset insan aklının ve vicdanının almayacağı bir olgudur aslında. Bugünkü siyaset. HDP'nin üst yönetimini yaptığı da aslında o beğenmedikleri burjuva siyasetidir. Selahattin Demirtaş cezaevine konuldu. Bir süre sonra da milletvekilliği bitti. Selahattin Demirtaş'ın sekreterini, şoförünü bile işten çıkarttılar. Tasfiye ettiler. Yani bugün Selahattin Demirtaş eğer cezaevinde AKP ile işbirliği yapmayı reddetti ve bir dik duruş sergilediyse, tamamen kendi gücüne ve toplumsal destekten aldığı güçle ayakta duruyor. Yani HDP yönetimi Selahattin Demirtaş'la anlamsız bir çatışma içine girdi. Bunu ortaya koymuyorlar, açıkça da ilan etmiyorlar ama Selahattin Demirtaş'ı da bir türlü tasfiye de edemiyorlar. Peki tam Türkçesini anlatsana şunu. Mesele şu, çok özür dilerim Necdet Bey, Barış Bey. Yani bu, çünkü bu söylemesem dilim şişti. Bir İmralı'daki Abdullah Öcalan'ın bir politikası vardı. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan olmasına itirazı yoktu. Yayınlanan onlarca mutabakat belgesinde bu
heyetler arası görüşmelerde ortaya çıkıyordu. Selahattin Demirtaş'ın da Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan olmaması konusunda bir iradesi evet. oldu. O tarihten itibaren sadece Selahattin Demirtaş, Recep Tayyip Erdoğan hedefine oturmakta kalmadı. Kendi hapishane koşullarını düzeltme adına bu siyaseti güden Abdullah Öcalan'ın da hedefine girdi. O hedef şurada oldu Enis abi. Ben bunu Halk TV'de Gürkan'la yaptığımız programda da söyledim. Selahattin Demirtaş'ın aslında HDP ve çevresinde istenmediği, daha doğrusu Öcalan tarafından istenmediği süreç Selahattin Demirtaş'ın İmralı cezaevine gittiği gündür. Çünkü liderler... Bir dakika, o şey görüşme, açılımdaki... Tabii tabii. Şimdi liderler... Sonra bir tane de görüşmeyi atlıyor, bir daha gelmesin diye talimat veriyor. Liderler şunu görürler. Potansiyel kendileri için tehlike arz edecek kişileri görürler ve onların tasfiye edilmesini isterler. Liderlik özelliğidir bu. Sen ben anlamayız ama lider anlar. Bu benim yerime gelir. Bu benim etkimdir. Hisseder onu diyorsun. Onu anlarlar. Onların çünkü işi tasfiye etmektir. Yani görevleri olur. Tarihi laflarla ilerliyorsun. Bak, doğru ama. Evet. Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan'la yaptığı ilk görüşmeden sonra aslında Öcalan ve çevresinde istenmeyen adam ilan edildi. Çünkü Selahattin Demirtaş da tırnak içinde söylüyorum bir ışık gördü. Öcalan ve bana bir daha bu çocuğu getirmeyin dedi. Bak bana bir daha bu çocuğu getirmeyin dedi. O günden sonra da zaten görüşmelerde olmadı. Şimdi bunlar tabii ayrı, siyasetin biraz magazini gibi ama onlara biraz sonra gireriz. Bugün Selahattin Demirtaş çok önemli bir tweet attı. Evet, az önce okudum. Bak o tweet, çözümün adresi doğal olarak TBMM'dir. Bak o tweet, o tweetin bir öncesi aslında 2019 seçimlerinde atıldı. Devlet ya da hükümet. Mahalli seçimler. Tabii. Öcalan'ı devreye soktu mu? Öcalan'ın kafasındaki şey şuydu aslında. HDP'ye de bu konuda baskı yaptılar. Ya her ilde aday çıkartın ya da seçimi boykot edin. Sandığa gitmeyin. Ya aday çıkartın. 2010 referandumunda olduğu gibi. Ya aday çıkartın ya da sandığa gitmeyin. Selahattin Demirtaş bunun tam tersi bir tavır koydu iki yerde. Nerede koydu? Birincisi Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve diğer arkadaşlarımız aday olduklarında bağrınıza taş basın ama gidin Millet İttifakı'na oy verin dedi. Bağrınıza taş basın, çok ağır bir laftır aslında. Bağrınıza taş basın ama gidin Millet İttifakı'na oy verin dedi. Öcalan o arada neyle meşguldü? Öcalan da ya aday çıkartın ya sandığa gitmeyinle meşguldü. HDP tabanı Selahattin Demirtaş'ı dinledi. İkincisi nerede oldu? Seçimler iptal edildi. Ekrem İmamoğlu'nun elinden mazbata alındı. Selahattin Demirtaş 23 Haziran seçimlerinden bir gün önce ya da iki gün önce 21 Haziran günü mahkemeye çıkarıldı. Cuma günü. Aslında AKP'nin beklediği şey şuydu. Selahattin Demirtaş çıkacak. Millet İttifakı'na verdiği desteği çekecek. Ve biz ikinci turda Binali Yıldırım'ı belediye başkanı yapacağız. Selahattin Demirtaş ne yaptı? Pazartesi günü mahkemeye çıkarken saat 11'deydi mahkemesi. Sabah 9.30'da bu kez CHP'nin ismini açıktan vererek gidin CHP'ye oy verin dedi. Bu neydi? Bir, ben sizinle uzlaşmıyorum. Beni cezaevinde tutacak olmanıza rağmen ben Ekrem İmamoğlu'na oy verin diyorum dedi. Ve HDP'lilerin ilk seçimde katılmayanları da geldi oy verdiler. Böylece o 810 bin oyluk fark da ortaya çıktı. Selahattin yani ilk Demirtaş, liderlik provası bu olayda oldu diyorsun. Orada tavır koydu. Bugünkü tweetiyle de artık ben varım ve eski tartışmaları bırakın dedi. O eski tartışma dediği aslında İmralı, Kandil, şurası burası. Kendi gücünüze dönün dedi. Ben emin oluyorum, eminim ki Selahattin Demirtaş kendisini biraz rahat hissetse cezaevinden çıktığında tam anlamıyla bağımsız hareket eder. Ne mesela, ne yapar? Kimden bağımsız? Yani Abdullah Öcalan'dan. Yani Öcalan baskısından, Kandil, şuradan buradan. Tabii ki sonuçta taraftar bulabilir mi? Sosyolojik tabanda. Buyurun Uğur abi. Gürkan. Buyurun Uğur. Selahattin Demirtaş'ın aslında iki tweetinde de çok net mesajlar var. Birisi biraz önce Barış'ın da dediği gibi artık bu İmralı, Kandil vesaire bunlar geride kalmıştır diyor. Evet. Bu tür çözümlerin fayda üretmeyeceği açıktır, ortadadır. Geçmişte kalmıştır bunlar diyor. İkincisi HDP
Kürt sorunu dahil Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmeye taliptir doğru. diyerek HDP'nin bir Türkiye partisi olduğunun altını çiziyor. Altını çiziyor aslında doğru. Uğur bunu abi. Çok önemlidir ve tarihidir bence. Uğur abi, Selahattin Demirtaş'ın halkın içinde halkın nabzını tutarak gazetecilik yapan insanlarız ve insanlar içlerini bize rahatlıkla döküyorlar. Son seçimlerde HDP'nin aldığı oylarda Selahattin Demirtaş'ın halk nezdinde yarattığı sempatinin ve kendine özgü söylemlerinin çok etkin olduğu kanısındayım. Ha. Selahattin doğru. Demirtaş aslında bu çizgiyi 7 Haziran 2015 seçimlerinde de koydu. Ve HDP hatırlayın %13'ün üzerine çıktı. Terör örgütü PKK'nın provokasyonlarına rağmen. Ama sonra o provokasyonlar tekrar 7 Haziran 1 Kasım arasında başlayınca ne oldu? %11'e kadar geriledi. Baktılar ki olmuyor. Selahattin Demirtaş'ın kişisel oyu %17'lere çıktı. HDP sürekli yükseliyor. Bu sefer dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme geldi ve Selahattin Demirtaş cezaevine konularak siyaseten etkisiz hale getirildi. Sonuçta peki. siyaseti domine ediyor tweetleriyle, açıklamalarıyla, roman yazıyor, kitap yazıyor ama dışarıdaki kadar etkisi olmuyor doğal olarak. İşin özeti şu, biraz sonra tabii ayrıntılarını konuşuruz. Sayın Genel Başkan'ın bu çıkışını ben bugünkü korkusunda yerinde yazdım. Buluyorsun. Yerinde ve cesur buluyorum. Zaten aslında Cumhuriyet Halk Partisi bunları 2015'te de söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi 27 kanun teklifi verdi Kürt sorununun çözümü için. Bunların içinde barajın %3'e indirilmesi, ortak akıl heyetinin kurulması, toplumsal mutabakat komisyonu kurularak geçmişte yaşanılan acıların bir daha tekrarlanmaması için adımlar atılması, terörle mücadele kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda düşünce ifade özgürlüğünü engelleyen maddelerin ayıklanması, gizli tanık uygulamasının kaldırılması, fişlemelerin yok edilmesi, bütün bunlar aslında CHP'nin demokrasi ve eşit yurttaşlık sorunu olarak tarif ettiği Kürt sorununun ortadan kaldırılması için attığı adımlardı. Şimdi Kürt sorunu konusunda Devlet Bahçeli Kemal Bey'e, Sayın Genel Başkan'a ya da Selahattin Demirtaş'a cevap veriyor ama o kadar bence Kemal Bey'e ve Selahattin Demirtaş'a sinirlenmesine gerek yok. Tayyip Erdoğan Temmuz ayında Diyarbakır'a gitti. Kürt sorunu benim de sorunumdur dedi. Bence Devlet Bahçeli önce kendi ortağına bir cevap versin. Ondan sonra Kemal Bey ile Selahattin Demirtaş'la ilgili tweet atsın. Evet.